yanı, gençlik, kültür düşmanı, fermancı başlar güzelim bilmiyorlar mı ki? Devrimciler peşlerine düşen birkaç ağzı salyalı ite ve idamlı, zindanlı tehdite dönüp de bakmaz. Ve atasının yadigar yerini, yani alnının ak terini emperyalist sömürüye bırakmaz. Ha, az daha unutuyordum. Son mektubunda diyorsun ki, hani o bir işe girebilmek için rüşvet parası biriktiremeyen komşumuz 11 çocuk babası Hamal Hamo vardı ya. Hani karısı giden yıl hastahane kapıları önünde boş bir yatak beklerken bayramın ilk gününde ölmüştür. İşte onu kaybettik. Bir de diyorsun, önceki gün komşulardan biri gündüz ölüsünü gömdüğü tabutu gece camiden aşırıp yaktı. Tabutluğun bir yerine bir de şöyle mektup bıraktı. Açlığa neyse ya, soğuğa dayanamadık. Bir tabut götürüp yakacağım, Allah affetsin. Öyledir. Belki bu gerçekler elleri ve nefesleri kan kokan paslı işli kafaların gitmeyebilir hoşuna. Ama inan bir tanem sarı balın arısını ve öz karısını satar gibi vatanı satanların çabaları boşuna. İşte sana bir örnek ey. Boyu boyum, huyu huyum, yolu yolum, kafam, yüreğim, kolum. Bu içi yanan ve devrimi getirmekle suçlanan gençler ne dediler biliyor musun yargılanırken birer birer? Türk toprağı ve halkının kurtuluş yolundaki eylemde ölümü kucaklarız. Ha 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 be kökü kanlı kırlarımı süsleyen gök mavisi çiçeğim. Ha ha be çeliğin suyu ve altının sarısı kadar öz bu söz. Zulmün sırça sarayını zulmedenin başına boz bulanık bir toz gibi yıktı. Bana gelince. Ve sen bir gün dönünce seninle oturup yan yana sana anlatacaklarım çok. Şimdilik burada bir demir yığını gibi göz altındayım burada. Ama ey benim soğuk duvar diplerinde üstü başı ayağı çıplakların beklediği güneş kadar sıcağım. Hiç şüphen olmasın. Sazıma ve şiirlerime başı kör değirmi mermi dolu silah sarılır gibi gene sarılacağım, gene türkülerimi yapıp gene haykıracağım. Çağır muzaffer. Nazım da gelsin, hayli beli, çabuk tutuvelim şu karra gidişin yeşil köküne, ağzı keskin balta gibi inelim. Ve buna gidelim. Ey yurdumda gelişen ak günlerin kıpkırmızı gül bağı ve kurak her bölgemin el değmedik su bulunca yedi veren toprağı, dinle beni, seni temin ederim ki istersen bu sözümü iyice bir yere yaz. Faşizm 15-16 Haziran'ı olan bir ülkede fazla yaşamaz. Yani böylesi bir ülkede faşizm ne kadar güçlü gelirse gelsin ve yanında ne kadar satılmış gammazcı, zindancı olduğunu bilirse bilsin, gene de boyun kemiğinin kıstığını görecek devrimin işleteceği bir çelik. Ben gene de. Ey sabaha giden gece yolcusuna mehtap kadar ak ve sert ellerin dokuduğu yurdumun mavi peyi gibi yumuşak. Sıkıldıysan gel, gel istersen. Durma orada öyle kendi bir başına tek ve yüzme bilmeyen bir insanın denize düşüşü gibi bunalım ortasında ürkek. Gel, gel de göksümün sol üstüne koy, daya başını ve kaldır o hilesiz gözlerinin üzerinden iki kılıç gibi kaşını. Bak, göreceksin, göreceğiz ileri yap, bak. Ama ey herkese eş. Doğan lekesiz güneş, ileri gitmek, ileri görmek, işçi yönde, köylüyü bu yönde eğitmek, işlerine gelmez bu çöplükte saksağanların. Bundandır ki ak ve o kadar da hak düşmanı bu her biri bir azgın yara, açan mikroplara karşı savaşımız devam ediyor edecek. El el, dişe diş, başa baş giden bu savaş, hasta ve boğazı ne kadar yasta çırpına... Merhaba işte meydan izleyicileri. Bir Rıza Aslan Doğan Unutmayanlar programıyla tekrar karşınızdayız. Bugün programımıza biraz buruk başlıyoruz. Değerli halk ozanımız Rıza Aslan Doğan'ın yeğeni Murat Aslan Doğan'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Aslan Doğan ailesinin başı sağ olsun. Murat'ın devri daim olsun. Aslan Doğan ailesine değerli ozanımız nezdinde başsağlığı diliyorum sevgili ozanım. Teşekkür ederim. Sen herhalde bugün
değerli halk ozanı, komünist halk ozanı Aşık İhsani'yi anacağız. Değerli konuklarımız olacak. Bunları birazdan sizlere isimlerini birazdan söyleyeceğim. Nasıl yapalım Rıza abi? Önce senin bir eserin vardı sevgili ben, yeğenin. Evet, ben burada bir türkü söylemek istiyorum. Evet abi. O bu türküyü çok seviyordu. Onu saygıyla anıyorum. Büyük bir devrimci candı o. Ama gönüllerimizde yaşayacaktır. Yavrum sana doyamadım, nenni yavrum, nenni nenni. Yavrum sana doyamadım, nenni yavrum, nenni nenni. Ben yaranı saramadım, nenni kuzum, nenni nenni. Nenni yavrum, nenni nenni. Ben yaranı saramadım, nenni yavrum, nenni nenni. Nenni kuzum, nenni nenni. Nenni yavrum, nenni nenni. Uzaktır dağların ardı, yüreğimi acı sardı. Uzaktır dağların ardı, yüreğimi acı sardı. Felek seni çok mu gördü, nenni yavrum, nenni nenni. Nenni muradım, nenni. Zalim felek seni aldı, nenni yavrum, nenni nenni. Nenni muradım, nenni. Dertli anan yan dursun, elleri koynunda kalsın. Dertli anan
Aslan yansın dursun, elleri koynunda kalsın. Artık seni torpak sarsın, nenni muradım nenni, nenni kuzum nenni nenni. Artık seni toprak sarsın, nenni yavrum nenni nenni, nenni yavrum nenni nenni nenni. Evet canlar, merhaba diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Ağzına sağlık Rıza abi. Teşekkür ederim. Gerçekten çok üzücü. Genç yaşta. Evet, maalesef. Evet. Evet, değerli konuklar. Bugün biraz yayına buruk başladık. Bundan 12 yıl önce kaybettiğimiz değerli halk ozanı, o halk ozanı geleneğinden gelen, aynı zamanda komünist halk ozanı diye de adlandırılan Aşık İhsani'yi 12 yıl önce geçirdiği bir tansiyon, yüksek tansiyondan dolayı beyin kanaması sonucu maalesef kaybettik. Kendisini buradan sevgi ve saygıyla anıyoruz. Yaşasaydı 82 yaşında olacaktı. Aşık İhsani'nin iki farklı dönemi vardır. Bir dönemini zaten kendisi de bir kitabında cahillik olarak söylüyor. Onda diğer bölümü devrimci protest müziklere ağırlık veren bir özelliği var. Bugün iki tane değerli konuğumuz olacak. Birinci konuğumuz yazar çevirmen Emrah Cilasun. Kendisi dün de işte meydan sayfalarında sevgili gazeteci Tevhide Akıncı'nın konuğuydu. Siyaset, mafya ve HDP'ye yapılan saldırılar, bunları değerlendirdiler ve programı gerçekten çok hakim bir bilge bir kişidir Emrah Cilasun. Diğer konuğumuz da şelpe ustası sevgili Kalender Mordoğan bizimle olacak. Ben yayına almadan önce bir kısa bir değerlendirme daha yapmak istiyorum. Değerli izleyiciler, biz yayınlarımızı İşte Meydan Facebook ve İşte Meydan YouTube sayfaları üzerinden sizlere ulaştırıyoruz. Yayınlarımızı aslında bu hafta yapacaktık. Değerli ozanımız, değerli sanatçı dostumuz Kalender Mordoğan'ın ricası üzerine haftaya erteledik. Haftaya yapacağımız yayında yayını şu anki yaptığımız gibi değerli halk ozanımız Rıza Aslan Doğan'ın birinci eserinden sonra Facebook'taki canlı yayınımızı durduracağız. YouTube'dan devam edeceğiz. Sizlerin de inanıyorum değerli halk ozanımız Rıza Aslan Doğan'a değer veriyorsunuz. Bu büyük bir olasılıkla YouTube üzerinden de takip edeceğinize inanıyorum. Yayınlarımıza telefon üzeri katılabilirsiniz. Alt tarafta numaralarımız şimdi gözükecek. Evet, şu an alt tarafta gözükmektedir. Buradan bize sözlü olarak da değerli ozanımıza erişebilirsiniz. İletişim kurabilirsiniz. İsteklerinizi iletebilirsiniz. Yurt dışında yaşıyorsanız da WhatsApp üzeri katılabilirsiniz. Mesajlarınızı, bazı arkadaşlar mesajlarını WhatsApp üzerinden gönderiyor. WhatsApp üzerinden mesaj gönderen arkadaşların, konukların, değerli izleyicilerin lütfen isimlerini belirtmelerini rica ediyorum ki kim tarafından geldiği bilinsin, onu aktarırken değerli ozanımıza. Ara ara yine ben sizin mesajlarınızı okuyacağım. Şimdi değerli konuklarımızı fazla bekletmek istemiyorum. Evet, şu an konuklarımızı yayına alıyorum sevgili Ozan'ım. Tamam. Evet. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Kalender Hoca, Emrah Hoca, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hocaların hocası Sayın Hocam. Teşekkür ederim. Evet. Sizi görmek bizim için bir onurdur. Sizinle bir paylaşıyoruz. Mukabele. Eyvallah. Bir mukabele. Evet, dün sevgili Emrah Çılasun dün Tevhid Akıncı ile beraber yayındaydı. Bazen sevgili Tevhide'nin yayını durduğu zamanlarda gerçekten yani çok iyi şey yaptın, programı akıcı bir şekilde sürdürebildin. Çok teşekkürler. Aman şimdi beni burada da bu programa hazırlamayın. Bence Rıza Aslan Doğan son derece hakim. Hiç bize ihtiyacı yok. Evet. Vallahi ben sevindim. Şundan ötürü Rıza hatırlar mı bilmiyorum. Benim aklımda kalan en son karşılaştığımız geceyi ben 1985 olarak hatırlıyorum. Atif'in kongresinin akabinde yapılan geceydi. Evet. Frankfurt Üniversitesi'nde. Evet. Ben o zamanlar tabii daha tıfıl bir genç, hatta çocuk olarak Rıza Aslan Doğan'la birçok gecelere katılmışımdır. Ama ben tabii tiyatro bölümündeydim. Rıza kendi eserlerini takdim ediyordu. O etkinlikleri, o güzellikleri bize yaşatan ve bugün hayatta olan ve olmayan, gözümün önüne Köln'deki kardeş İbo geliyor, ondan sonra Atif Başkanı Cafer geliyor. Bütün o güzel insanları buradan anıyorum. Toprakları bol olsun. Yaşayan arkadaşlara da buradan selam olsun. Mesela Kültür Komisyonu Başkanımız Rayber vardı. Daha fazla eder. Kültür Rayber'e de buradan selam olsun. Evet, onlar güzel günlerdi. Şimdi dolayısıyla yıllar sonra, yani 1985'ten yıllar sonra buluşuyoruz. Bu vesileyle bir araya gelmek müthiş bir şey. Yani hele hele ben şimdi Rıza diyorum ama aramızda dile kolay neredeyse 20 küsür yaş var. Ama samimiyetimizden ben zerre kadar bir saygısızlık yaptığım için Rıza demiyorum. Yani ona sevgimi ve saygımı o kendisi de çok iyi biliyor. Teşekkür ederim, sağ ol. Rica ederim. Bir de tabii hele hele yani ben bu programda hiç düşünmüyordum. Fakat İhsani deyince akan sular durur. Birazdan onu da nedenini anlatacağım. İyi yayınlar dileyim. Ve sözü Kalender arkadaşa bırakayım. Evet sevgili Kalender. Evet değerli arkadaşlar, hepinize iyi akşamlar dileyim, sonra sorularını alayım Mahmut. Evet, iyi akşamlar. Kalender Mordoğan kimdir? Bir kendinden bahseder misin? Seni tanımayan seyircilerimiz de belki vardır. Bir de yeni projelerin var herhalde ileriye yönelik. Bununla ilgili de bizlere bilgi verebilirsin. Evet. Aslında yeni proje derken malzeme eski malzeme de fikirler yeni diyebiliriz. Öyle. Evet. Kalender Mordoğan kimdir? Kalender Mordoğan 1964 Malatya doğumlu bir insandır. Her Anadolu çocuğu gibi köyde ilkokul okumuş, ortaokul lisesini vilayette okumuş. Sonra üniversite okumuş. Sonra yurt dışına gelip master yapmış birisiyim. İnşaat mühendisliğiyle ilgili. Paralelinde Çukurova Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar Akademisi Halk Müziği bölümü okudum. Oranın korosunda 4 yıl bağlama çaldım. Yurt dışına geldim. İnşaat mühendisliğiyle ilgili master yaptım. Bu arada ikisini paralel götürdüğüm için müzikle ilgili tarafım bayağı bir var. İşte Türkiye'deki üniversite döneminde her yaz tatillerinde Anadolu'nun hemen hemen her bölgesini gezip derlemeler yaptım. Araştırmalar, derlemeler, notasyonlar. Başka arkadaşların şiirlerine müzikler yaptık. Efendime söyleyeyim,
amatörden profesyonele kadar olan sanatçı spektrumu içerisinde birçok değerli hocalarımıza stüdyoda çalışmaları yönetmeye çalıştım naçizane. Yani stüdyo yönetmenliği dönemim var, bir 8-10 yıl. Ayrıca takriben toplarsak 35-40 yıla yakın öğretme tarafım var. Bağlama öğretmenliği yapıyorum. Bayağı başarılı da gitti bu çalışmalar kendi döneminde. Şu anki durum, malum şartlardan dolayı gelişen bu video konferans üzerinden eğitim, her alandaki eğitim, görüşme, bütün mesafe olgusunu, zaman olgusunu bir nevi ortadan kaldırdı. Kötünün iyi penceresinden bakma gibi algılayabiliriz bunu. Biz de bu hizmeti tabii ki birebir yapabileceğimiz gibi olamayacaktır ama biz bütün teknik imkanları kullanacağız. Birebir insanlara ders veriyormuş gibi kendi hanesine konuk olup hiçbir kilometreler sarf etmeden, masraf koşuşturmacalar olmadan kendi evinde cep telefonuyla, iPad'iyle, laptopuyla ya da televizyon üzerinden bağlayaraktan bu çalışmaları öğrenebilecekler. Ayrıca bu çalışma videolarımızı yükleyeceğiz. Zaten bir sürü platformlarda profesyonel arkadaşlar çalışma yaptı, hazırlık yaptılar. Bütün bildiğimiz sosyal medya mecralarının hemen hemen hepsinden. Facebook, Instagram, YouTube, işte internet sayfası falan. OBA kısaltılmış olarak, Türkçe'de belki OBA güzel de bir kelime. Evet. Köy OBA gibi. Online Bağlama Akademisi.com ismi altında sayfamız, internet sayfamız da var. Facebook sayfamız, YouTube ve Instagram sayfalarımız var. Bu hizmeti verirken de Patreon diye bir ödeme sayfası üzerinden bu abonelik yapılıyor bir şekilde. İnternetteki bu ödeme olgularını yapabilmek için, kaydolabilmek için Patreon sayfası diye bir sayfa var. Oradaki ücretleri de her ülke şartlarına uygun bir şekilde düşündük. Onları da en uygun bir şekilde sunacağız. Heyecanlıyım. 40 yıldır bu işle uğraşmama rağmen halen heyecanlıyım. Bu proje ilgi ve alaka bulursa bakalım çok iyi olur diye düşünüyorum. Yanı sıra ayrıca o konuyu da unutmayayım. Online video konferanslarıyla da bu katılımda bulunan öğrenci arkadaşlara birebir soru cevap şeklinde anlamadıkları yerleri bir daha izah ve tarif etme imkanlarımız da olacak. Diyelim ki dönemsel bu derslerimiz 6 aylık sömestri gibi. Birinci bölümün yarısı toplam 48 saat. Ben şimdi çok da teknik detaylara aslında girmek istemedim birinci soruda da. Belki burayı izah edeyim. Toplam 3 dönem eğitim yapıyoruz. 3 dönemden sonraki arkadaşlar kendi başlarına nota yazabilen, okuyabilen, profesyonelce hemen hemen her şeyi çalabilen insanlar olacak. Birinci dönem bunların içinde 48-50 saatin yarısı notasyon, yarısı da uygulama olarak bağlama üzerindeki çalınış uyarlamaları. Birinci sömestri, yani birinci 6 aylık süreç bu. İkinci 6 aylık süreçte daha çok geniş repertuar ve teknik mızraplar. Aynı şekilde 48-50 saat. Üçüncü dönem olarak da üçüncü 6 ayda, yani 3 semestri gibi düşünün. Daha çok daha teknik çalımlar, şelpe ve benzeri gibi, şelpe, arpej ve daha detaylı çalım tekniklerini öğretmeye çalışacağız. Ve her dönemin sonunda imkan buldukça, buradaki en büyük avantaj şu olacak. Aradan sınırlar, mesafeler bir nevi kalkmış olacak. Ama biz bu insanlara bir dönemlik ders verdiğimiz zaman, yani dünyanın her yerinden bu çalışmaya herkes katılabilecek. Çok ileriye dönük ne kadar ilgi bulur onu bilemiyorum ama oradaki nabza göre biz bakacağız. Diyelim ki bir dönem ders alındı, Türkiye'deki insanlar aldı. Biz Türkiye'de 6 aydan sonra Türkiye'de çalışma kampında bu öğrenci arkadaşlarla hafta sonu kampı buluşması yapacağız. Ya da başka bir örnek görüyorum. Fransa'da bir hafta sonu çalışma kampı yapacağız. Hollanda'da, İngiltere'de gibi. Hatta yani çok fazla da
hayali uçmak istemiyorum ama Sayın Hocam biliyorum daha önce gitmişti Avustralya'ya. Oraya kadar da düşünmüyor değiliz yani açıkçası. Evet, bana zaman ayırıp bu bilgileri aktarmama müsaade ettiğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun. Biz de teşekkür ederiz sana bu bilgilerinden dolayı. Bir de şey yapacaktım Rıza abim. Efendim. Şimdi konu aşık ihsani evet. olduğu zaman onunla ilgili senin mutlaka anıların vardır. Evet, var. İstersen bu anılarından bize bahset. Ondan sonra değerli sevgili yazar çevirmen Emrah Çilasu'nun da birçok anıları var ve sürprizi de olacak burada. Benden daha çoktur anılar. Evet. Emrah'ın değil mi? Ben Aşık İhsani'yi Güllü Şah ve İhsani olarak duydum. Tabii siyasi yönlerini hiç bilmiyordum. İlkin, yani ben o zaman İstanbul'da bir konserim vardı. Böyle 69-70 araları filan, 71 araları. Orada Babali, Hürriyet'in olduğu caddede dediler ki Aşık İhsani burada bir şey var, dükkanı var. Bir arkadaşla oraya gittik. Orada baktım güzel aksesuarlar, işte böyle kültüre ağırlıklı cıncık, boncuk, işte onları pazarlıyorlardı. Oradan sonra tanıştık. Oradan sonra da biraz daha sık görüşmeye başladık. Ben Ankara'dan İstanbul'a geldiğimde her zaman onun yanına gidip bir ziyaret ederdim. Öylelikle tanıştık ve en son 78 olacak. 78-79 Hamburg'da bir büyük bir konserle son buluşmayı yapmıştık. Görkemli bir konser vardı. Ondan sonra da tabii ki ben Almanya'ya yaşadığım için bir daha görüşemedik. Yani serüvenim bu kadar. Ama onu saygıyla buradan anıyorum. Çok bir büyük bir ustadır. Evet abi. Çok büyük bir usta. Senin onunla ilgili bir eserini okuyacaktın. Evet. Onu isterseniz Emrah dosttan sonra tamam. okuyalım. Evet. Öyle yapalım. Yok, estağfurullah. Hayır. Program yani Yok şöyle şey yapalım hocam. Her dakika türkü söylemeyelim. Ara siz anlatın, ben türküler söyleyeyim. Bence daha tamam, güzel olur. Okay. Düşünüyorum. Tamam. Buyurun. Tamam. Yani ben şeyi çalmak istemiyorum. Yani bu programın ana gövdesini Rıza Aslan Doğan oluşturuyor. Dolayısıyla tabii. En fazla ben konuşmak istemiyorum. Yani eyvallah. Hepimiz aslında ona dikkat edersek daha şey olur. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani bilenler bilir. Bizim pederle valide ikisi de işte geçtiğimiz yıllarda öldüler. Birisi 2016'da öldü, öbürü de 2020'nin Ocak ayında, pardon Şubat ayında öldü. Şimdi Rıza onları çok iyi tanıyor. Şimdi bunlar 68'de Sahne Anadolu topluluğunu kurdular ve kelimenin tam anlamıyla hiç abartısız Edirne'den Hakkari'ye kadar Türkiye'nin farklı yerlerinde kimi şehirlerinde, kimi kasabalarında, kimi köylerinde tiyatro sergilediler. Evet. Brecht ve Stanislavski ekolünü ilk defa Türkiye'de uyarladılar bu insanlar. Ve o zamanlar TÖS vardı, Türkiye Öğretmenler Sendikası. Evet. Daha sonra TÖP'lere dönüştü. Yöntem şuydu, annem önden gider, buralarda iş bağlardı. Arkasından tiyatro ekibi, 20 kişilik, 25 kişilik ekip buralara gider, oyunlar sergilerlerdi. Evet. Tabii bu görünürde bu tiyatro böyle yapılırken altta ise işte o zamanlar Mao'nun Kızıl Kitabı, İşçi Köylü Gazetesi vesaire, bunlar da bol miktarda Anadolu'da bu tiyatro ekibi tarafından şey yapılırdı, dağıtılırdı. Şimdi bu süre zarfında İstanbul'da tepe başında şimdiki İngiliz konsolosluğunun yanındaki binada, bizim en üst katta, 5. 6. katta bir evimiz vardı ve o eve
birçok devrimci, sanatçı, entelektüel gelip giderdi. Özellikle de Can Yücel, Artvin Savcısı, Doğan Öz'ün arkadaşı Ekrem Sezen, ondan sonra İhsani ve hatta yıllar sonra Kaypakkaya ile ilgili bir belgesel yaparken ilk defa ben kendisinden duydum. Oruçoğlu bana demişti ki, ya 70'te biz sizin eve gelmiştik, baban bize çorba yaptı, hatta böyle komik fıkralar anlattı, güldürdü bizi. İbrahim de seni okşamıştı falan demişti. Ben bu vesileyle onu öğrenmiştim. Kaypakkaya'nın da bizim eve geldiğini. Şimdi işte bu ortamda, bu bahsettiğim ortamda İhsani geldiğinde peder yapardı. Bu makara bant teypleri var. O teypleri kurardı ve İhsani çal babam çal, söyle babam söyle söylerdi. Evet. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ben kendisini en son, şimdi sen Hamburg deyince, 78 deyince Rıza, evet, ben de kendisine en son 1976'da çok net hatırlıyorum. İstanbul Spor ve Sergi Sarayı'nda. Evet. Şimdiki ismi Lütfi Kırdar Spor Salonu'dur oranın. Halkın Yolu'nun gençlik dergisi, Militan Gençlik diye bir şeyi vardı, dergisi vardı. Militan Gençliğin gecesinde hatırlıyorum İhsani'yi. O gecede Şanar Yurdatapan vardı, Timur Selçuk vardı, Atol Behramoğlu var, Nihat Behram vardı, ve İhsani vardı. Ve meşhur söylediğinde, baltasını bilediği söyledikten sonra sazı kırdığını çok net hatırlıyorum. Yani elindeki sazı bam güm vura 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 kırdı sazı. Ve odun kırıcısıydı zaten. ve hiç yerinde durmuyordu. Küçük boylu, çok minyon birisiydi. Ayağında şalvarı ve o şalvarla böyle bacaklarını da çok geniş açarak sazını acitatif bir biçimde kullanırdı. Yıllar sonra Avrupa'da ben Şivan'ı seyrettiğimde Şivan'ın kimden etkilendiğini böylece görmüş oldum. Doğru. Evet. Çok güzel, evet. Benim de son bir şey, onu da söyleyeyim. Söylemeden geçemeyeceğim. Şimdi bilenler bilir, ben çok ahdı vefalı bir insanımdır. Unutmam. Yani insanların devrime olan katkılarını, onların verdiği mücadeleyi unutmam. Unutulmamasını da sağlamak için elimden geleni yaparım. Şimdi bu sizin demin girişte slaytlarda gösterdiğiniz bir Aşık İhsani kaset kapağı vardı. Böyle saçları bayağı açılmış bir biçimde. Bende de var aynı kaset de. Şimdi aklıma gelmiyor kapağın ismi. Şimdi onu aldığımda, o kaseti ben burada aldığımda açtım. İstanbul'daki kasetçinin telefon numarasını gördüm orada. Hı hı. Açtım. Sene kaç? Sene 1999. Çok net hatırlıyorum. Açtım telefonu Rıza, o kasetçiye. Dedim ki kardeşim, ben Almanya'dan arıyorum. Adım Emrah Çilasun. İhsani'nin telefon numarasını istiyorum. Bir araya... Dedi ki İhsani Diyarbakır'da yaşıyor dedi. Biz dedi Diyarbakır'dan bir numara veririz size dedi. Yakında görüşürsünüz. Bekledim. Bir iki gün sonra aradı. Diyarbakır'da bir başka ofis, yani bir iş yerinin numarasını verdi. Ondan sonra orayı aradım. Dedim ki böyle böyle kardeşim, yani bu adam bizim aile dostumuz, ben de çocukluğumdan beri tanırım. Yıllar sonra ben bir sürpriz yapmak istiyorum. Annemle babamı bu adamla telefonda konuşturmak istiyorum. Evet. Bu imkanı sağladılar. Ve 2009, yani 69-2009, kaç sene yapar? Matematik kuvvetli olan söylesin. Mühendis orada.
69, 79, 89, 99, 2009. 40 sene sonra. Evet. 50. Evet. 50. 40 sene. 69, 2009. 40, 50. Doğru. Evet, 40, 40 sene sonra. Ha, 2009, evet. Evet, 40 sene sonra pederle annemi İhsani ile telefonda buluşturdum. Tamam mı? Ve nefis bir sohbet ettiler tabii. Eski günleri yad ettiler. İyi ki de böyle bir şey yapmışım. Çünkü işte ilk önce 2009'da İhsani, daha sonra 2016'da peder, işte 2020'de de valideyi kaybettik. Dolayısıyla benim en son anılarım kendileriyle ilgili böyledir. İşin siyasi, edebi ve sanatsal boyutuna ilişkinse Rıza Aslan Doğan'ın güzel dinletisinden sonra konuşuruz. O konudaki fikirlerimi de o zaman söylerim. Çok affedersin, uzattım Rıza. Öyle mi yapalım? Tabii. Tamam o zaman. Senin İhsani Baba'yla ilgili. İhsani Baba'nın bir Odun Kırıcısıydı adlı bir parçasını kendi tavrımla derlemeye çalıştım. Onları halkımıza sunmak istiyorum. Kırıcıydı, adı İlyas'tı. Odun kırıcıydı, adı İlyas'tı. Yanına yaklaştım, yüzünü astı. İşin nasıl dedim, bir küfür bastı. İşin nasıl dedim, bir küfür bastı. Arkasından baltasını biledi, 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 biledi. İşin nasıl dedin, bir küfür bastın. İşin nasıl dedin, bir küfür bastın. Arkasından baltasını biledi, 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 İledim. Bana bak arkadaş dedim dedine. Dedim sen bir vatandaşsın dedi he. Dedim kanun var mı dedi çekil be. Arkasından baltasını biledi, 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 biledi. Dedim kanun var mı de gir çekil be. Dedim kanun var mı ki dedi çekil be. Arkasından baltasını biledi, 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 biledi. Arkasından baltasını biledi, 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 biledi. Thank you.
Dedim ilin nere? Dedi senin. Dedi Van. Dedim çoluk çocuk. Dedi sekiz can. Dedim düzelecek dedi ne zaman? Arkasından baltasını biledi, 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 biledi. Dedim düzelecek dedi ne zaman? Dedim düzelecek dedi ne zaman? Arkasından baltasını biledi, 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 biledi. Dedim düzen dedi onlara göre. Dedim kötü mü ki? Dedi bin kere. Dedim hak adalet. Tu dedi yere. Arkasından baltasını biledi, 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 biledi. Dedim hak adalet tükürdü yere. Dedim adalet tükürdü yere. Arkasından baltasını biledi, 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 biledi. Arkasından baltasını biledi, 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 biledi. Dedim yoksulluğun ocağı söne, açıldı gözler atıldı öne. Dedim dur bakalım dedi ne güne, arkasından baltasını biledi. Dedim dur bakalım dedi ne güne. Dedim dur bakalım dedi ne güne. Arkasından baltasını biledi, 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 biledi. Arkasından baltasını biledi, 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 biledi. Dedim Amerika dedi onu sil. Dedim nasıl olur dedi böyle bil. Dedim vatan dedi sahipsiz değil. Arkasından baltasını biledi, 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 biledi. Dedim vatan dedi sahipsiz değil. Dedim vatan dedi sahipsiz değil. Arkasından baltasını biledi, 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 biledi. Arkasından baltasını biledi, 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 biledi. Evet.
Ağzına sağlık Rıza abi. Teşekkür ederim. Çok güzel yorumladın. Evet, yüreğine sağlık. Ve sağ bir an korktum. sevgili Emrah Çıtasun'un söylediği gibi sazını kırmış diye. Dedim Rıza abi sazı kıracak. Ne yapacak? Sazımı kırmam. Evet. O saz insanları bağrında taşıyor. Türküleri bağrında taşıyor. Hasreti, kavgayı bağrında taşıyor. Nasıl kırabilirim? Onu güzel sevmem gerekiyor. Evet. Değil mi Emrah'cığım? Evet. Evet. Kalender Hoca öyle değil mi? Eyvallah hocam. Hadi bak. Yüreğine sağlık. Evet. Şöyle yapalım. Ben buyur. Mesajlar var. Tamam. Mesajları okuyayım biraz. Hı-hı, tamam. Ondan sonra mesajlardan sonra şöyle yapalım. Sevgili Kalender, senden bir şelpe alalım. Olur mu? Ben kendime göre bir düzen düşünmüştüm ama. O tamam. Öyle yapalım önce o zaman. Önce bağlamayla şey yapacağız, tamam, sonra bağlamayla şelpeye geçelim. Tamam. Oldu, öyle yapalım. Senin dediğin gibi olsun. Ben mesajları kısa bir okuyayım. Tamam. Evet. Bu arada o sana gelen videoyu yayınlaman gerekir. İndirebilirsen. Onu ne zaman yayınlanmasını istiyorsun? Ne zaman istersen. Tamam, onu ben organize ederim. Bir kısa açıklama daha yapayım. Şimdi eyvallah. Değerli izleyiciler, aslında biz afişi hazırladığımız zaman altyazı olarak sevgili Kalender'in ismini yazdık. Ama değerli yazar çevirmen Emrah Çilasu'nun öyle bir durumu yoktu. Tesadüfen Rıza abimiz, Halk Ozan Rıza abi kendisiyle bir telefon görüşmesi yaptı. Bu telefon görüşmesinden sonra Aşık İhsani'yi anacağımızı söyleyince Emrah, sevgili Emrah Çilasu'nun dedi ki o zaman çok sevdiği biri olduğunu söyledi ve onunla ilgili özel bir sürprizi olduğunu söyledi. Bu vesileyle yani ismini afişe ve o tarafa yazamamamızın nedeni ondan bu durumdan dolayı özür diliyor sizden. Sevgili Emrah Çilasu'na da ismi neden o yazılmadığı konusunu. Hiç sorun değil. Oldu. Hiç sorun değil. Evet. Evet değerli konuklar. Bakti olan İhsani. Evet, evet çok doğru. Emrah dost, ben de son dakikada başardım afişe adımı yazmayı. Yo, şimdi evet sen sağ ol hatırlattın. Şöyle biz afişleri şöyle yapıyoruz. O gün afişi yayınlıyoruz. Şimdi mesela salı günleri sevgili Ali ile Devrim'in Dost Çizgileri programı oluyor. O afişi o gün hazırlıyoruz. Evet. Dün de sevgili gazeteci Tevfide Akıncı ve değerli yazar çevirmen Emrah Çilasu'nun programı vardı. O gün hazırlıyoruz. Bugün de sevgili halk ozanımız Rıza Aslan Doğan'ın. Çünkü afişleri aynı gün yayınlamazsak çünkü story'e koyuyoruz. Story'de 24 saat kalıyor. 24 saat sonra siliniyor. Evet. Yani bir afiş diğerin afişini engellemesin. O amaçlı yapıyoruz. O yüzden günübirlik sağ ol sen hatırlattın. Rıza abi bana dedi ki böyle böyle bir durum var. Biz de yani sonuçta düzelttik. Çok sağ ol hatırlattığın için. Sorun yok ya. Teşekkürler. Tamam. Evet. Değerli konuklar, ben hemen mesajlara geçeyim. Serap Aslan Doğan, başımız sağ olsun Rıza amca. Mekanı cennet olsun, devri daim olsun inşallah demiş. Teşekkür ederim. Sağ olsun. Gülender Canpulut, Aşık İhsani'nin ruhu şad, toprağı bol olsun demiş. Teşekkürler. Kemal Keleş, tüm Aslan Doğan ailesine başsağlığı diliyoruz. Sabrı diliyorum. Selamlar hocam. Ellerinden öpüyorum demiş. Teşekkür ederim. Sağ olun. Alipur, iyi akşamlar Antalya'dan. Alipur, iyi yayınlar sevgili kardeşim demiş. Sağ olsun. Mehmet Arslan, hocam dizden bir değiş istiyorum. Sizden demek istemiş. Hı hı. Dedemi astılar kanlı Sivas'ta dağlar ağlar ağlar Pir Sultan diye. Saygılarımla Mehmet Arslan. Eyvallah. Seyho Subaşı, merhaba selamlar iyi yayınlar demiş. Şahin Girginer, bir Dersimli olarak Antalya'dan selamlar, saygılar sunar, başarıların devamını diliyorum demiş. Teşekkür ederiz. İhsan Gözü Açık, bu herhalde kendi aralarında yazışma yapmış. Evet. İbrahim Müjde, iyi yayınlar dilerim, Aşık İhsani'yi saygı ile anıyorum demiş. Teşekkür ederiz. Hakkı Fırat, güzel akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Aşık İhsani'yi de saygıyla anıyorum. Mekanları cennet demiş. Sağ olsun.
Saadet Şirin, iyi akşamlar, iyi yayınlar demiş. Teşekkürler. Kerime Özdemir, öncelikle Aslan Doğan ailesinin baş sağlığı, sabırlar ve sağlıklı uzun bir ömür diliyorum demiş. İyi akşamlar, iyi yayınlar canlar, emeğinize, yüreğinize sağlık, saygılar, sevgiler, selamlar demiş. Teşekkür ederiz. Dakezeyi, her zamanki gibi harikasınız. Evlerimize, hanelerimize hoş geldiniz. Emeğe geçen herkese teşekkürler ediyoruz demiş. Biz de teşekkür ederiz. Sevgili Rıza abi, ister kalenderle devam edelim. Tabii, sonra tabii. Mesajları yine ara ara okuruz. Çünkü tamam. Sevgili Emrah Cilasun'un da şeyler olacak. Bu sürpriz bazı tamam. sürprizler olacak. Aşık İhsani ile. Tamam. Evet sevgili kalender, söz sende. Ben önce biraz böyle enstrümantal bir şey yapayım, sonra da bir türkü okumaya çalışacağım. Hadi gari. Hadi gari diyor bakalım Rıza abimiz.
ateş ver cigaranı yakarım. Sen sağlığın gel ben boyuna bakarım. Sen sağlığın gel ben boyuna bakarım. Zoranım gemilerim direğim. Ah çatal olur efelerim yüreğim. Ah çatal olur efelerim. Ateşi yavur sinem koyansın. Arkadaşlar uykulardan uyansın. Arkadaşlar uykulardan olur gemilerin dileği. Ah çatal olur efelerin yüreği. Ah çatal olur efelerin yüreği. Sesler gelmiyor bana. Gelir şimdi. Gelir evet. He. Sesler. Ve Ege'yi salladın yani hocam. Estağfurullah hocam. Ben sadece kısa bir açıklama yapayım. Tabii. Tamam. İlk başta öyle bir Azeri ezgisi melodisi gibi kendi yaptığım bir şeydi o. Çok güzel. Oradan gitar, İspanyol gitar melodisine geçiş gibi yapmaya çalıştım. Açıklamasız girdim olaya da. Olsun. İspanyol gitarından sonra pentatonik Çin, Tibet müziği gibi bir şey yapmaya çalıştım, fark etmişsinizdir. Ettik. En evet. Sonda bir Rus çocuk şarkısı var. Böyle bu kızılcık üzerine yazılmış. Kalin kakakayı kakayu kakaya, onu yapmaya çalıştım. Sonra şeye bağladık. Ah bir ateş ver. Teşekkür ederim. Sağ ol. Ağzına evet, sağlık. Hocam sınırları aşıyoruz. Bundan sonra sadece Anadolu değil, dünyaya dolaşmamız lazım. Eyvallah. Çok doğru. Şöyle yapalım. Şimdi ben sevgili Emrah Cilasun'a bırakacağım sözü. Evet. Değerli halk ozanı, komünist halk ozanı Aşık İhsani'nin herhalde sevgili Emrah'a bırakıyorum. Kendisi konuyu değerli seyircilerimize izah etsin. Bu sesli evet. Bir şey var. Var. Zaten girişte de söyledim. Yani İhsani'nin bu bizim evimize gelip gittiği anlarda peder hiç boş durmamış. O makara bantını sürekli çalıştırmış ve kaydetmiş. O kayıtlardan bir tanesini, bir sürü var. Onu da söyleyeyim. Yani bir iki tane değil öyle. İhsani'nin bir sürü hem daha sonra
melodilerini biraz değiştirerek kasetlerinde söylediği haliyle bildiğimiz marşları, türküleri var. Hem de hiç yayınlanmamış olanları var. Bir de Emrah'cığım, Sevda türküleri de çok ihsanenin, biliyorsun. Tabii. Yalnız müsaade ederseniz ben şunu özellikle vurgulamak isterim. Şimdi hiç kimsenin işine karışmak istemem, haddim değil. Fakat takdir edersiniz ki konumuz Aşık İhsani. Program başlayalı neredeyse bir saat oldu. Aşık İhsani'ye çok fazla yer vermedik. Doğru. Şimdi onu biraz hatırlamamız gerekiyor. Özellikle de 40 yaş altı grubun hatırlaması açısından, anlaması açısından. Şimdi bakın şöyle bir şey söyleyeyim size. İsmini vermeyeceğim. O sol müzikle uğraşan arkadaşımızın teşhir anlamında kullanılmasın diye. Yalnız Ertuğrul Özkök'ün 1980'lerin sonuna 90'ların başında yazdığı bir yazıyı hatırlıyorum ben. Diyordu ki Ertuğrul Özkök, bir türkü bara gittim, arkada bir ses geliyor, sol protest müziği. Ben kadın sesi zannettim, meğerse erkekmiş diyor. Ya diyor, bu sol müzik de diyor artık iyice diyor böyle diyor şey oldu diyor, popülist bir hale geldi diyor. Aman iyi ki öyle oldu diyor. Ben diyor hatırlarım diyor, bu ihsaniler falan vardı, böyle bağırırlardı, slogan atar. Aman diyor, çekinecek gibi değildi onlar diyor. Şimdi burada aklıma tabii Mao'nun sözleri geliyor. Yani Mao diyor ki, düşman bizi alkışlıyorsa bilin ki burada bir yanlış var. Eğer düşman bizi yuhluyorsa bilin ki biz doğru yoldayız diyor. Şimdi söz Mao'dan açılmışken İhsani ile bunun arasında çok büyük bir bağlantı var. Bakın yeni nesiller bilmez. 20 Mayıs 1970 mesajı vardı Mao'nun. 1,5 sayfalık bir şey. Dünya halkları birleşin, ABD emperyalizmi ve onun ortalığa salınmış it ve köpeklerini alt edin diye. Şey, o mesajın etkisiyle İstanbul Rıhtımında gençler 6. filoya karşı yürüdüler. O mesajın etkisiyle İhsani o şiirleri, o türküleri yapıyordu. Bunu unutmamak lazım. Evet. Bak be, onun için İhsani'nin parçaları Pekin Radyosu'nda çalardı. Pekin Radyosu'nda. Bak ne diyor? Çok bilinmeyen, yani çok değil, hemen hemen hiç bilinmeyen bir parçasından size şu dizeleri okumama lütfen müsaade buyurun. Tabii. Dün geceki düşümü ben anlatmayı değer gördüm. Zalimler mazlum önünde başlarını eğer gördüm. Sabaha karşı bir andı, dağdan düze ışık yandı, Anadolu ayaklandı, düşmanını kovar gördüm. Dallar sallandırdı narı, kovanından çıktı arı, koca toprak ağları, sosyalizmi öer gördüm. Sabaha karşı bir andı, dağdan düze ışık yandı, Anadolu ayaklandı, düşmanını kovar gördüm. Çok güzel. Aç, toktan aldı aşını, gerçek eyledi düşünü, silah kaldırdı başını, hedefini döver gördüm. Çok güzel. Sabaha karşı bir andı, dağdan düze ışık yandı, Anadolu ayaklandı, düşmanını kovar gördüm. Çok güzel. Şimdi bilenler bilir. 1.60 küsür boyunda minnacık bir adamdan bahsediyoruz. Evet. Şimdi ve 5. sınıf mezunu bile değil, ilkokul mezunu bile değil bu adam. Hangi güç, hangi ilham, hangi enerji bu adamın içine girmiştir de bu sözleri yazdırmıştır? Bir düşünün. Tabii tabii. Yani bu nasıl bir vizyondur? Hatta Çetin Altan ve bazı sol çevreler o dönemlerde diyorlar ki bu Aşık İhsani okuma yazmayı bilmeyen birisi. Bu
Evet. Büyük bir olasılıkla buna Sovyetlerden falan gönderiyorlar. O da şey yapıyor gibisinden. Bunun üzerine evet. Bir dil bilimcisi Rus Sovyetlere herhalde şey yapılıyor, gönderiliyor. İhsani bu Pertev Naili Pertev Naili Boratavla. Evet. Bu İhsani dinledikten sonra diyor ki hayır diyor, bu halk ozanı diyor. Evet. Bir de şimdi evet, hocam Pertev Bey Anadolu halk ozanı geleneğini ve folklor yani iyi bir antropologtu kendisi. Evet. İyi bir araştırmacıydı. Tabii onun gözünden kaçmadı. Hatta yıllar sonra Pertev Bey'in bu konuyla alakalı yazdığı Fransızca bir makale İhsani ile ilgili yine Fransız basınında yayınlandı. Bakın size bir biliyorum, çok affedersiniz uzattım. Şunu da okumama müsaade edin. Pekin Radyosu'nda yayınlandı bu. Ondan sonra size orijinal İhsani'nin kendi sesinden dinleteceğim. Ama bakın, sosyalizmi adam nasıl anlatıyor? Ve bu anlattığı, demin Kalender Bey dedi ki artık uluslararası olmak lazım dedi. Bak uluslararası nasıl olunuyormuş, size okuyayım İhsane'nin sözlerinden. Evet. Biz varız be dostlar, aha biz varız. Diyar diyar, belde belde biz varız. Alın terimizin başı ucunda, nöbet nöbet, kitap elde biz varız. Özgür düşüncede, arınmış günde, teknik bilim savaşında en önde, kökü kanlı toprakların üstünde, yedi açan kızıl gülde biz varız. Bizleriz adına emekçi denen, sermaye gücünü sırt üstü yenen, altı kıta dört bucakta söylenen şarkı, türkü gibi dilde biz varız. Öküzü sabanı duvara asan, ağanın patronun üstüne kusan, makineye geçip düğmeye basan şarkı, türkü gibi dilde biz varız. Genç, ihtiyar, sarı, siyah, beyaz ten, birleşip çağını ileri iten, bir uçtan bir uca haber ileten, kalem kalem, bakır telde biz varız. Eyvallah. Sınır, sınıf ayrımı dışında, dinli, dinsiz birleşmenin peşinde, güneşin altında, suyun başında, yemişi bol olan dalda biz varız. Öbek öbek tarlalara doluşan, ekmeğini aracısız bölüşen, ak petekte nakış nakış çalışan, arı gibi sarı balda biz varız. Çok güzel. Adım adım, omuz omuz yan yana, varmak için yaşamanın tadına, yeryüzünü sosyalizm adına zapt etmeye giden yolda biz varız. Çok güzel, çok ya. Süper. Yani şimdi Emrah'cığım bir de Aşık Veysel de yazma bilmiyordu ama ne türküler ne güzel şeyler üretiyordu. Yani bir toprak, evet. Bugün bir toprak dünya ensiklopedisine girmiş bir güzel bir türkü. Yani insanları bu konuda yargılamak lazım. Yani önemli olan halk kültürüne alan bir ozan mutlaka bir şeyler yapar. Ben böyle bu düşünceyle. Kesin değilim. Öyle. Bu tabii dediğin yani. Doğru. Bu tabii dediğin yani. Doğru tabii. Ama şu gerçeği bükmemek lazım. Ne yani, derler hani diplomalı cahiller de var ama diploması var ama hiçbir şey yok. Yani tabii, açıdan. Ama şunu söylemek istiyordum. Dediğine tamamen katılıyorum Rıza. Eyvallah. Veysel'le hatta adını sanını şu anda bilmediğimiz veya aklınıza gelmeyen bir sürü başka halk ozanlarıyla bir sürü. Tabii, şüphesiz. Tabii. Bunun bir gelenek olduğu, Anadolu'nun bir aşıklık geleneği olduğu doğru. Fakat elimizi vicdanımıza koyalım ve gerçeği söyleyelim. Tabii. Bu aşıklık, yani diğerlerini küçümsemiyorum, zinhar. Fakat bu aşıklık geleneğiyle sosyalist fikirleri hemhal edip yeni nesillere aktaran ve onların mücadelesine coşku veren, mesela ben biliyorum ki Kaypakkaya'nın en sevdiği parçalardan biriydi bu biz varız ve dostlar artık biz varız. Şu evet. Demin okudu. Hı-hı. Anlatabiliyor muyum? Şimdi soru şu. Ne oldu da
60'larda 70'lerde böylesi bir yürek ve böylesi bir vizyon vardı. 80'den sonra 12 Eylül'den sonra sol protest müzikte biz bu havayı göremiyoruz. Evet. Bunu söylemek lazım. Bunu doğru. Teslim etmek lazım. Doğru, doğru. Anlatabiliyor muyum? Tabii. Şimdi bu ayrı bir tartışma konusu. Evet. Eğer bir gün vakit olursa bunu konuşuruz. Şimdi ben sizi çok beklettim, çok özür dilerim. Estağfurullah. Gelin İhsani'nin kendi sesinden dinleyelim. Evet. Ben mikrofonu şimdi İhsani'ye uzatacağım. Giriş bölümü sazla biraz uzun sürüyor. Seyircilerin sabırlı olmasını dilerim. Evet değerli izleyiciler, bu 52 sene önce kaydedilmiş halk ozanı, komünist ozan Aşık İhsani'nin orijinal sesi. Ben sesi biraz yükseltiyorum. İyi, güzel oldu şimdi. Kapa veda. Kapa koşan gözünü. Onlar da biliyor. Biz de biliriz. Altmış dokuz genç subayın sözünü. Onlar da biliyor. Biz de biliriz. Biliriz de hem de nasıl onu biliriz. Senin ölümüne kimler ne dedi? Parti başkanları o gün ne yedi? Atalay savaşı kimler çiğnedi? Onlar da biliyor. Biz de biliriz. Biliriz de hem de nasıl biliriz. Bir ölüm çetesi kapıladı yurdu. Erdem'in ardında siyanın kurdu. Mehmet Can Tekin'i kim nasıl vurdu? Onlar da biliyor. Biz de biliriz. Biliriz de hem de nasıl biliriz. Daha kurumadı Aytaç'ın kanı. Duran Erdoğan'ın alındı canı. Arkasından polisi vurdu paylanı. Onlar da biliyor. Biz de biliriz. Biliriz de hem de nasıl biliriz. Bağımsız bir vatan olur muydu? Süleyman Başta'dır olacak buydu. Büyük sevinç gitti, kim sevinç duydu? Onlar da biliyor, biz de biliriz. Biliriz de hem de nasıl biliriz. Kimmiş memleketin yürekler yarı? Petrolden, madenden kim alır karı, he? Kim yönetti kanlı geçen pazarı, he? Onlar da biliyor, biz de biliriz. Biliriz de nasıl biliriz. Bakanın ağzında yuvarlak sözler. Unutmadık Doğan Klan'ı bizler. Gündü sözdür her kanı kan temizler. Onlar da biliyor. Biz de biliriz. Biliriz de hem de nasıl biliriz. Kim bu işin sorumlusu? Hangi iş?
asılı gitti bastanı gibi bir ilgi. Bu kaçıncı ölüm, kaçıncı şehit, onlar da biliyor, biz de biliriz. Biliriz de hem de nasıllı biliriz. Bu gidişin sonu nasıl mı olur? Bir gün gelir, halkı divanı sanılır. Hey! Kamaklı şerifin kanı sorulur. Onlar da biliyor, biz de biliriz. Biliriz de hem de nasıl biliriz. Toz duman içinde hava gerildi. Silahlar patladı, haber verildi. Bir güçlü yerine yüz bin dirildi. Hey hey! Onlar da biliyor. Biz de biliriz. Biliriz de hem de nasıl biliriz. Halkın gözünde bir karran perde. Faşizmin doğduğu bu hüküm yerde. Bu seviyorluğun katili nerede? Onlar da biliyor. Ah biz de biliriz. Biliriz de hem de nasıl biliriz. Abdurrahman nasıl boyandı kana? Nasıl kurşun işledi yıldırım cana? Neden törem yapılmadı bayrama? Onlar da biliyor, biz de biliriz. Biliriz de hem de nasıl biliriz. Kimlerin o boş kaması bulup kim ha? Kimlerin elinde kalkan olmuş din ya? Kime kurban gitti ordu şahin? Onlar da biliyor, biz de biliriz. Biliriz de hem de nasıl biliriz. Biliriz de hem de nasıl biliriz. Biliriz de hem de nasıl biliriz. Çok güzel. Evet. Beğendiniz çok, mi? Evet, çok, süper. Çok güzel. Süper. Çok etkileyici. Yani kanlı pazar öncesi den başlıyor. İlk devrim şeyinden başlıyor. Vedat Demircioğlu'ndan başlıyor. 69 genç teğmenlerin, deniz subayı teğmenlerin ordudan atılmasıyla devam ediyor. Ta Battal Mehetoğlu'na kadar gidiyor. Evet. Yani bu nefis bir parçadır. İyi ki peder böyle bir şey yapmış. Şimdi hemen arkasından da Haziran'ın 16'sıydı diye o diğer şiiri geliyor. Onu da artık başka bir zaman başka dinleriz. Yaparız. Bana bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim Rıza. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Emrah'cığım, sağ ol. Rica ederim. Sorun yok. Rica ederim. Evet. Müsaadenizle ben artık yayından ayrılayım. Evet. Benim sunabileceğim katkı bu kadar. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Çok sağ ol. Çok teşekkür ediyoruz yayına katıldığınız için. İleriki dönemlerde yine mutlaka beraber bazı yayınlarda olacağız. Çünkü sizde çok şeyler var. Bayağı birikmiş. Canım şimdi Emrah Cilasun deyince bir nokta koyacaksın sonra. Değil mi? Evet. Yani Cilasun yani. Evet. Peki. Hepinizi kucaklıyorum. Sevgiler, saygılar. Biz de bir başka şeyde görüşmek üzere, buluşmak üzere. Çok teşekkür ederim Emrah'cığım. Başarılar dilerim. Seni sağ böyle gördüğüme çok sevindim. En kısa zamanda yüz yüze de görüşmek üzere. Eyvallah. Hoşça kalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet. Evet.
Kalender Hoca'dan bir şey alalım. Bir saniye abi. İstersen, istersen bir şeyleri oku. Hı? İstekleri oku istersen. Tabii. Şimdi nasıl yapalım abi? Şöyle yap. İstekleri bir okuyayım. Bir oku. İstekleri okuyayım. Ondan sonra çünkü programımızın sonuna yaklaştık. Hı-hı. Zamanımız daraldı. Evet. İstekleri burada mesajları okuyayım. Hı-hı. Mesajlardan sonra nasıl yapalım? Kalender Hoca. Kalender Hoca'dan bir şelpe alalım. Çünkü evet. Zamanımız 5 dakikamız kaldı. Biraz uzadı. Olsun. Tamam ama iyi güzel oldu. Olsun. Ben o zaman şöyle yapayım. Mesajları hemen okuyayım. Videoyu yayınlayalım ama. Bakacağım ona işte. Şimdi zaman ayır sizler eserler okuduğunuz zaman o zaman şey yapmaya çalışacağım. Uzatabiliriz canım. Sorun yok. Uzatamayız belki. Biraz fazla uzatamayız. Tamam. Ben hemen mesajları okuyayım. Tamam. Çünkü Hacı Koçak iyi akşamlar, iyi yayınlar. Rıza, sağlık ve mutluluklar dilerim demiş. Teşekkür ederim. İbrahim Müjde, emeğinize sağlık. Aşık İhsani ve değerleri hatırlattınız. Nazife Akgül, emeğinize sağlık. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Aşk ile canlar, sağlıcakla kalın demiş. Teşekkürler. Dünyası Güzel Ergün, iyi yayınlar, bol muhabbetler, sevgili dostlar, aşk ile demiş. Eyvallah. Rıza Demirtaş, Rıza Baba iyi akşamlar Moldavya'dan selamlar demiş. Eyvallah, iyi akşamlar dostum. Suyun Ezgisi, değerli ozanımız küçük yaşta okuduğu muhteşem Aruguan türküsünü seçerek dinliyor, seçerek severek dinliyoruz demiş. Teşekkür ederim, sağ olsun. Takeze'yi başınız sağ olsun, yıldızlar yoldaşı olsun, menzili ışık olsun, tüm Aslan Doğan ailesine baş sağlığı diliyoruz demiş. Teşekkürler, çok sağ olun. Cuma Han, iyi yayınlar canlar demiş. Eyvallah. Hüseyin Aydemir, Rıza Baba başın sağ olsun, tüm Aslan Doğan ailesinin başı sağ olsun, mekanı cennet olsun, nur içinde yatsın. Ayrıca Aşık İhsani'nin de Allah'tan rahmetini diliyorum. Mekanı cennet olsun. Teşekkür ederiz, sağ evet, olsun. Çok adlı şey demiş. O zaman Sen Benim Oğlumsun adlı parçasını söylerseniz çok sevinirim. Tekrar başınız sağ olsun. Sağlıklı uzun ömürler diliyorum Ozan'ım demiş. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Hasan Taşer, merhabalar, iyi yayınlar. Emeğinize ve yüreğinize sağlık. Danimarka'dan selamlar demiş. Eyvallah. Hüseyin Aydemir, pardon, Haydar Doğan. Evet, demin kendisine sevgiler gönderiyoruz Haydar Doğan'ın. Yani, mekanı evet. Cennet olsun, nur içinde uyusun. İhsani Baba ne kadar anlatılsa o kadar büyüktür demiş. Teşekkür. Celal Atik, iyi yayınlar dostlar. Ozan İhsani Baba'yı saygıyla anıyorum demiş. Teşekkür ederiz. Süleyman Erdoğmuş, iyi yayınlar. Köylüm Rıza Aslan Doğan ve değerli konuklar demiş. Eyvallah, selam olsun köyüme. Hüseyin Çetin Kaya, herkese selam olsun, iyi yayınlar demiş. Teşekkür. Yılmaz Ateş, iyi yayınlar dostlar demiş. Saadet Şeker, iyi akşamlar, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Ne yapalım o zaman abi? Kalender Hoca'dan bir türkü alalım, bir çelpe alalım. Çelpe alalım. Ben o arada bir sevgili Kalender'i üzmeyelim. Evet. Evet. Kalender'i üzmezsiniz, üzerseniz. Nerede oturduğunuzu biliyorum, ona göre. Evet, biz seni seviyoruz Kalender. Sen de bizim ekiptensin. Yani. Biz sizi ayrı görmüyoruz. Sağ ol, sağ ol. Sen de sağ ol. Tabii bu hesapta olmayınca bir de bayağı uzadı. Evet, aradaki o yüzden. Şey. O yüzden. Evet. Birçok şey planlamıştık ama güme gitti. Sorun evet. Yok. Sevgili tamam. Şelpe ustası Kalender'den şelpe. Güzel bir şelpe alalım. Estağfurullah, estağfurullah. Evet. En büyük ustalar bizden önce çalan duayenlerimiz de biz değiliz. Şimdi bu gündemde çalanlar ki hiçbirisi değil. Usta yok biz. Geleneği, kültürü taşıyorsunuz omuzlarınızda. Yani. Yeni nesillere devredeceğiniz. Tabii sizin size büyük emek harcıyorsunuz bu vesileyle değil mi? Gelecek tabii, yeni nesillere. Tabii tabii. Tabii. Kalender Hoca'nın evet, büyük emeği var bu konuda. Tabii tabii. Rıza Hocam biliyor, sağ olsun. Evet. Thank you.
Evet. Çok güzel de ağzına sağlık. Evet. Evet, ziyafet verdim birkaç, size. İlk baştaki benim kendime aitti. Ondan sonrakiler alıntı yaptım. Tabii onların içinde de kendi yorumlarım var biraz. Çok güzel evet. Hocam, çok güzel. Sevgili kombine etmeye çalıştım. Evet, sevgili kalender, şimdi yayınımızın sonuna geldik. Ben videoları indirdim. Şimdi tamam. Değerli ozanımız Rıza Sandoğan'dan, değil mi Rıza abi? Seninle bitireceğiz. Evet, evet. Son Rıza tamam. abinin eserinden sonra senin videolarını koyacağım. Senin videolarınla yayını bitireceğiz. Bir tamam. tane şimdi, sanırım, iki tane değil. İki tane, hangisini istiyorsun? Şimdi şöyle bir şey var, burada ben sana söyleyeyim. Bir intro iki var. İki tane. Tamam. Bir tane değil mi? İkisi de aynı, ikisi de aynı. Tamam, birini, ben gönderdim, bir daha arkadaş gönderdi sana. O zaman tam birini şey yapacağım, tamam, sorun tamam. değil. Hı. Ben onu tamam. O zaman şöyle yapalım. Değerli ozanımız Rıza Hasan Doğan'la son eserini alıyoruz. Ondan sonra programı senin videonla bitiriyoruz. Bizim normalde hocam biliyor. Normalde evet. hocamla beraber yaptığımız böyle benim özgeçmişimle ilgili bu OBA Online Bağlama Akademisi'nin evet. hani ilgililerine bilgi olsun diye özgeçmişim. Bir röportajımız vardı 20 dakikalık. O ne yazık ki yetişmedi. Onu ama neyse. Bizim sayfamızdan bakabilirler. Göndeririz. Tamam. Ozan şöyle yapalım. Tamam. Ben hemen mesajları okuyayım hocam. Evet, hemen oku. Oldu mu Ozan'ım? Ya çünkü ondan sonra seni dinliyoruz. Tamam. Senden sonra sevgili Kalender Mordoğan'ın tamam. Videosuyla bitiriyoruz. Tamam. Tamam. Evet. Suyun ezgisi Rıza Aslan Doğan ozanımızın kendisine has bir saz çalma tekniği var. Doyumsuzdur demiş. Teşekkür ediyorum. Evet. Ondan sonra Saadet Şeker eline yüreğine sağlık abim demiş. Haydar Doğan ellerine sağlık. Evet, sağ ol. Harika Kalender kardeşim demiş. Kalender'e de buradan hı-hı. şey yapıyorum. Çok güzel, selam ediyoruz. Mehmet Harman, ozanlarımız bu ülkenin şurayı büyüteyim. Bu ülkenin değerleri, bu tür programlarla değerlerimizi yeni kuşaklara taşımasına katkı sunuyorsunuz. Sizleri kutluyoruz. Emeğinize sağlık demiş. Teşekkürler. Haydar Doğan hemen yine yazmış. Selam olsun sevgili Haydar Doğan'a. Evet. Harika bir yayın oldu Mahmut Çiçek kardeşim, senin de yüreğine sağlık. Rıza Aslan Doğan yüreğine sağlık. Kalender hocam eyvallah. Emrah Celas'ın arkadaşımla çok güzel oldu. Evet. Sizlere teşekkür ediyorum demiş. Biz de değerli konuklar, bizleri her hafta olduğu gibi yalnız bırakmadığınız için sizlere canı gönülden teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere Perşembe günü. Saati yine belirleyeceğiz. Normalde biz saat Avrupa saati 19, Türkiye saati 20'de yapıyoruz. Bu hafta, bu Perşembe Avrupa saati 20, Türkiye saati 21 yaptık. Haftaya afişi vereceğiz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın diyorum. Haftaya Salı günü de Dostça Ezgiler programını Ali Çiçek'le Devrim Bozkurt'un sunduğu programı da kaçırmayın. Evet değerli ozanım, sevgili abim Rıza Aslan Doğan'a bırakıyorum. Ben de evet, bu arada teşekkür edebilir miyim? Evet tabii. Kalender canın da son sözlerini alalım. Kusura bakma. Özür dilerim. Değerli Mahmut kardeşim, çok en çok çaba burada, emek sana ait. Çok teşekkür ediyorum. Bu teknik sorunları çözüp bağlantıları sağlamak öyle göründüğü gibi kolay değil, biliyoruz yani. Teşekkürler. Emeğin için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ayrıca Rıza hocama da beni davet edip konuk ettiği için gönülden, yürekten teşekkür etmek istiyorum. Çok sağ olun, var olun. Biz teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Herkese, bütün izleyicilerimize de buradan teşekkürlerim ve iyi akşamlar dileklerimi iletiyorum. Sağ olun. Oldu. İyi teşekkür ederiz Kalender hocam. Evet. Thank you.
Benim pirim Muhammed'le Ali'dir. Benim pirim Şah-ı Merdan Ali'dir. Dönen dönsün ben dönmezem Ali'den. Şehadet parmağı Babil'e Hayber. Dönen dönsün ben dönmezem Ali'den, Ali'den, Hüseyin'den, Veli'den. Döne dönsün ben dönmezem Ali'den, 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 Şah'ım Hüseyin'den. Gönlümün sultanı sensin efendim. Derdimin dermanı sensin efendim. Döne dönsün ben dönmezem Ali'den, 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 Veli'den. Dönen dönsün ben dönmezem Ali'den, 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 Şah'ım Hüseyin'den. Ali'den gayrıya uyanmayınız. Ali'den gayrıya uymayanlarız. Hakikat aşına uymayanlarız. Hakikat aşına doymayanlarız. Hüseyin için dölü gözyaşlarımız. Hüseyin için dolu gözümüz. Aslan Doğan ben dönmezem Ali'den, 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 Ali'den. Döne dönsün ben dönmezem Ali'den, 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 Pirim Veli'den. Aslan Doğan ben dönmezem Ali'den, 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 Şah'ım Hüseyin'den. Dönen dönsün ben dönmüyorum yolumdan canlar. Hepinize sağlıklar, güzel günler, yarınlar diliyorum. Hoşça kalın, sağlık kalın. Hepinizi niyaz ediyorum. Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Kalender Mordoğan. Kendim akademisyen bağlama eğitmeniyim. 40 yıla yakın eğitici tecrübemle OBA Online Bağlama Akademisi çatısı altında size elimizden geldiğince sanal ortamda hanenize misafir olup size bağlama öğretme hizmeti vermek istiyoruz. Eğer bağlama öğrenmek istiyorsanız bu tarz ve üslupla beraberce sıfırdan başlayıp beraberce öğrenmeye ben hazırım,
Siz de hazırsanız buyurun efendim.